arkadaşının ismini yazalım. Bir daha hamle. Görüp göreceğiniz bir kere böyle bak. Bir daha kaligrafik adınız falan yazılmaz. Söyle bakayım kim istiyor ismini? Başka oylama yapıyorum. Sefa. Ben. Geçti. Sefa söyledi. Sefa. Soyadın ne Sefa? Alaca. Alaca. Bakınız ilk önce şöyle yazıyorum. Ama tabii çini mürekkepli olmadığı için boya çok kaliteli değil. Sefa yazıyorum. Geliyor hamle. Bak. Döndüm. Aynen. Buradan döndüm. Şimdi buradan bu tarzda gittim. E'ye geldim. Bakınız geldi. F harfi. Bak dönüyorum. İstediğim gibi dönüş yapabilirim. Buradan da yapabilirim. Bunu bu tarafa da götürebilirim. Bu benim elimde şu hareket. Evet geldi. F harfi geldi. Bakın gittim. F harfi burada. A harfi. Geliyor. Burada. Daha da bitirebilirim. Daha da götürebilirim. O benim hareketlerim. Elimin rahat fırçayı iyi kullanma. Hani size derslerimizde, çizim derslerinde yani söylediğim gibi her türlü kalem sizin elinizde. Siz hakimsiniz. İstediğini götürebilirsiniz. Sefa Alaca. O zaman Alaca biz sana şöyle bir A düşünelim. Geliyorum. Geldim. A, istediğin hareketler. Geliyor. Buradan geldim. Buradan. Şimdi A'yı ortası buradan geldim. Alaca. L harfi. A harfi. Geçiyorum. Tekrar. Ç harfi. Geldi. A harfi. Noktamız var mı Alaca'da dostum? Yok. Evet. Buradan sonra burayı geçirdim. Burada bitirdim. Sonuna 3 tane şöyle nokta koyuyorum. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Okey. Sadece buradaki yazı çini mürekkeple değil sulu boyayla yaptığımız bir çalışma. Siz de kalemi çift kullanarak veya böyle kesik uç, kaligrafik uç alarak çok güzel isminizi, yazılarınızı, mektuplarınızı çok iyi yazabilirsiniz. Bak elinizde skeç kalemler dediğiniz kalemler, örneğin Merve kızımın elinde var. Şu skeç kalemleri kaligrafik kalemdir. Ama siz bunu desende kullanıyorsunuz. Bazı detaylara giremiyorsunuz. Bu kaligrafik yazmak içindir. Ama bunu kalem yazmıyor. Sen onu hamleleri iyi bilmen lazım. Okey mi? Şöyle göre.